Herkese mutlu günler olsun. Bugün Araklı Kaymaklı Marzba köyüne gidiyoruz. Araklı Kaşıkçı'ya geldik şu anda. Burada iki yol ağzı var. Bu taraftan dereye gidiliyor. Yani Karadere Vadisi, bu tarafta Yeşillürt Vadisi. Bu köprüden hemen karşıya geçiliyor. Ve karşı tarafta Marzba köyü var. Biz Marzba'ya gideceğiz. Muhtarımız Temel Yılmaz'la beraber Marzba Kaymaklı'nın tanıtımını yapacağız. Tekrar söylüyorum, Marzba'ya gitmek isteyenler Yeşillürt Vadisi'ndeki yolu seçecekler. Yani Kaşıkçı Köprüsü'nden dereden karşıya geçecekler. Tabii şuradan bu söylemeden de edemeyeceğiz. Bu Kaşıkçı Köprüsü yıllardan beri burada yapılmaya bekliyor. Tabii ihalesi de yapılmış ama bir türlü maalesef bu köprü yapılamadı. Yani burada sıkıntılı bir süreç var. Görüyorsunuz sadece tek şerit. Artık böyle köprüler kalmadı. Umarız inşallah en kısa sürede bu köprü de buradan değişir. Sevgili takipçilerimiz, şimdi bakın buradan iki tane yol var. Birisi soldan, birisi sağdan gidiyor. Biz sol taraftan olan yoldan gideceğiz. Yani Kaymaklı Marzba'ya gideceğiz. Sağ taraftan olan da Yeşillürt Vadisi'ne doğru gidiyor. Yani Yeşillürt Vadisi dediğimiz zaman şu: Zavzaga, işte Guguda, Çapan, Yeşilköy, Horyan, yani Yeşillürt. İşte burada bakın, tabelaları gösterelim. Gafıllık Tatil Köyü de burada aynı zamanda. Araklı'da ilk tatil köyü diyebiliriz. Aynı zamanda burada Çamlıca Dul Mahallesi'ne de gidiliyor buradan. Güvel Mansiyon da var burada. İşte Kaymaklı, buradan tabelalar görüyorsunuz. Biz bu taraftan gideceğiz. Birazdan muhtarımız Temel Yılmaz'la buluşacağız ve köyde röportajlarımız olacak. Sevgili takipçilerim, herkese mutlu günler olsun. Bugün Trabzon, Araklı. Nereye gidiyoruz sizce? Marzba köyüne gidiyoruz. Marzba'nın bugün tanıtımını yapacağız sizler için. Marzba, Araklı'nın en tarihi köylerinden bir tanesi. Bütün güzel evleriyle, eski evleriyle meşhur bir köy. Lütfen takipte kalın bizi. Bakın burada ne söylüyorlar. Ben de söyleyeyim. Gafıllık Tatil Köyü. Kaybol insan bu numaraya ara. Sevgili takipçilerimiz, lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayalım bu arada. Abone olmak parayla değil. Sevgili takipçilerimiz, muhtarımız Temel Yılmaz'la beraber buluştuk. Şu anda Kaymaklı Marzba'ya gidiyoruz. Şunu da söyleyeyim, özellikle yollarımız da gayet güzel. Son haftalarda muhtarımız çalışma yapmıştı. Devam edeceğiz çekimlerimiz. Tam Marzba, Çamlıca, işte Zavzaga, Yoncalı köy arasına bir mobilya fabrikası yapılıyor burada. Bunu da tabii burada çekelim dedik. Sevgili takipçilerimiz, yani bulunduğumuz topraklar şu anda Kaymaklı, Marzba'ya bağlı. Ben özellikle Marzba ismini niye kullanıyorum? Takipçilerimiz şunu söylüyor: kardeşim, biz Kaymaklı'dan anlamıyoruz, Marzba. Yani Marzba tarihi bir köy. İşte konaklarıyla ünlü olan bir köy. Muhtarımız da sağ olsun yolları çalışmış. Yollar görüyorsunuz gayet güzel. Şu anda Araklı'nın en büyük sorunu yol sorunu. Maalesef birçok köyde yollar çok bozuk. Yani gittiğim her köyde yol sıkıntısı var. Sevgili takipçilerimiz, şu anda bulunduğumuz mevki Galata mevkii. Galata. Yani eski ismiyle diyorum. Yeni isimleri tabi değişti ama dörde bölünüyor Kaymaklı mahallemiz, Marzba mahallesi. Tabi ileri çekimlerimizde bunları size muhtarımızla beraber söyleyeceğiz.
Sevgili takipçilerimiz, şunu da söyleyelim. Arakı'da ben hemen hemen her köye gittim ama özellikle bunu şuradan da söyleyeyim. Ana yollar bile maalesef bozuktu ama bugün baktık burada ana yolumuz da düzgün gayet. Tabii kendi köyüm Zavzaga, Yoncalı köyde oldu. Bayağı bir yollarımızda sıkıntı var ama tekrar söylüyorum, Marzuba özellikle muhtarımız yaklaşık 1 kilometreye yakın bir yeni asfalt dökmüş. Sandalımız 1 yıl önce dökülmüş. 1 yıl önce buranın betonu da dökülmüş. Şunu söylüyorum, muhtar istedikten sonra köyüne her şeyi yapar. Takipte kalın. Şimdi bizi takip eden özellikle kaymaklı marzubalı gençler de vardır. Muhtarım şunu dedi, burası çatak çüme evleri. Eski ismi Karaman diye geçer. Eski ismi Karaman. Çatak çüme evleri mevki. Bu ev kim muhtarım? Rahmetli Eyüp Güven. Eyüp Güven'in evi. Rahmetli Kemal Güven'in evi. Kemal Güven'in evi olduğu yerimiz. Kaymaklı Marzuba'da Orta Cami ama camimiz maalesef şenlik değil. Yaklaşık muhtarımız dedi 100 yıllık bir cami. Sevgili takipçilerimiz görüyorsunuz eriklerin güzelliğini. Araklı, kaymaklı Marzuba. Anneciğim ve babacığım, pek sık gelmeyin mezarımın başına. Ruhum görür de dayanamaz. Gözleriniz akan yaşımda, 25 yaşında asker ocağında. Ölüm geldi başıma, şehit. Şehit diye yazın mezarımın taşına. Fatiha'yı esirgemeyin benim gibi murat almadan ölenlere. Allah mekanını cennet eylesin. Evet, güzelliği görüyorsunuz. Her şeyi çekiyoruz. Bunları da dedim çekelim. Eski bir köy evi. Şunu da söyleyeyim buradan özellikle. Kaymaklı Marzuba'nın önemi şu. Burada beton ev çok az. Hep tarihine sahip çıkan bir köy. Yani evler bozulmamış ve restore edilmiş. Takipçilerimiz şu anda Kaymaklı Marzuba'dayız. Bir abiyle beraberiz. Abi hoş geldin yayınımıza. Sağ ol, siz de hoş geldiniz. Neydi isim, seni tanımak isteyenler nasıl Murat tanış? Çebi. Murat Çebi. Murat Çebi. Burada mısınız? Burada dururum. Hafta sonları bilhassa. Hafta sonları çıkarım böyle buraya. İşte canım sıkıldığı zaman çıkarım. Burası benim stres atma yerimdir ya. Yani. Murat Çebi Marzuba'da kimdir? Sordukları zaman kimdir yani? Seni bu köylüler nasıl tanır? Kimlerdensin? Sincebolarından Hacı Aziz'in oğlu. Evet. Evet, zaten burada büyüdük. İlkokulu burada okuduk. Bundan sonra şimdi de çarşıda, Araklı'da duruyoruz. Buradan köylülerine bir mesajın olur mu? Geçer şöylece olsun diye. Ya, tabii. Herkes tabii. Herkes bilese havalar isindi artık. Herkes köye gelsin, köyü şenlensin. Zaten zamanla herkes çıkacak tekrar yine köyümüze. Çünkü daha çarşılarda, büyük şehirlerde durulacak bir vaziyette değil. Yani köyümüzde tabii daha da güzel. Böyle bir tarihi eviniz var aynı evet. Zamanda. Sen Anlat Karadeniz'in dizisinin çekildiği bir evin önündeyiz şu anda. Evet. Bu konuda düşünceniz nedir yani? Böyle evler yaşatılmalı mı sizce? İllaki. Tabii ki. İmkanı olan bütün bu eski babadan kalan, dededen kalan evleri ve toparlayıp yaşatmak gerekir. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Ben de teşekkür ederim.
Sevgili takipçilerimiz, Seni Anlat Karadeniz dizisinin çekildiği Marzuba'daki evin önündeyiz. Biliyorsunuz bu dizi özellikle Araklı'da, Karadeniz'de bayağı bir etki yapmıştı. Yani gerçekten tarihi evler, ben tarihi evleri özellikle çok seviyorum. Evet, sevgili takipçilerimiz, Kaymaklı Gafıllık Tatil Köyü'nü buradan görebiliyoruz. Merkez Cami aynı zamanda. Marzuba'nın, tekrar söylüyorum, tarihi evleri, eski evleri çok meşhur. Özellikle bunu söylemek isterim. Yani bu köyde toplasanız 10 tane beton ev bulabilirsiniz. Tarihine, kültürüne sahip çıkan bir köydeyiz bugün. Marzuba Kaymaklı. Tüm selam olsun buradan takipçilerimize de özellikle. Özellikle takipçilerimize şunu söylüyoruz. Kanalımıza abone olursanız bütün haberler anında size gelecektir. Kanalımıza abone olmak biliyorsunuz parayla değil. Lütfen bizi takipte kalın. Kaymaklı Mahallesi Orta Küme Evleri. Orta mevki diyelim buraya. Evet. Çekimlerimiz devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz filminin çekildiği evde görüntülerimiz oldu, röportajımız oldu. Gerçekten tarihi güzelliğe tanıklık ettik orada. Tekrar söylüyorum, bu evde, bu köyde böyle beton ev fazla yok. Yok yani, 10 tane belki olur. Tarihine sahip çıkmış, restore etmişler. Aynı eski köy evleri burada devam ediyor. Takipçilerimiz, şunu da söyleyelim. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de aynı zamanda Araklı Kaymaklı Marzuba köyü, mahallesi. Ben özellikle köy demeyi seviyorum. Köylerimizi yaşatalım diyorum. Mahalle olduğumuz zaman mahalleler böyle pek tat vermiyor. Yani köy kültüründe yaşamak gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kaymaklı Marzuba köyü aynı zamanda. Bilmeyenlere tekrar söylüyorum. Yani şu gördüğümüz yer cami, Marzuba Kaymaklı Merkez Cami. Muhtarımızla röportajlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Araklı Kaymaklı Orta Mahalle. Evet. Bir başka açıdan, demin karşı taraftan çekmiştik buraya, şimdi böyle çekelim dedik. Bir başka açıdan Araklı Kaymaklı Marzuba köyü. Orta küme evleri. Orta küme evleri aynı zamanda buraya diyoruz. Marzuba Orta Küme Evleri. Kaymaklı Marzuba Orta Küme Evleri. Aşağı doğru yeni abi, biraz daha az oluyor. Kaymaklı Merkez Camii. Sevgili takipçilerimiz, Araklı Marzuba Kaymaklı'da çekimlerimiz devam ediyor. Murat Güven kardeşimle beraberiz. Kardeşim hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk abi, teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Murat Güven kimdir? Seni tanımak isteyenler, köylüleri nasıl tanır? Kimin oğlusun? Buradan kendini tanıtır mısın bize? Rahmetli Osman Güven'in oğluyum. Namı değer Uzun Osman. Bundan 1,5-2 yıl önce rahmetli oldu. Araklı Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum.
Yani şeyimiz, bu tarihi evlerimizi, gerekirse serenlerimizi korumanın peşindeyiz. Bunları ayakta tutmak, bunlar bize dede babadan kalma. Zaten da çevre köylerde ve buralarda çok fazla kalmayan bir konak bunlar. Bu köyde gördüm çok özellikle. Tabii, hep tarihi evlerimiz var özellikle. Biz biraz daha bunları korumaya çalıştık. Akraba olarak, köylü olarak. İnşallah bunu başarıyoruzdur. Daha da güzel bir şeyler, planlarımız, projelerimiz var. İnşallah bunları da gerçekleştirip çok daha güzel yerlere gelmek istiyoruz. Bu konakları yaşatabilmek adına. Murat kardeşim, buradan köylülerine bir mesajın var mıdır? Köylülerime zaten her gün hepimiz içeceğiz. Özellikle şehir dışında olan insanlar var bu köyden, çok mesela İstanbul'da. Çok çok var, evet. Yani onlara selam söylüyorum zaten hepsine. Başka da diyeceğim bir şey yok onlara. Zaten her zaman görüştüğüm insanlar. Teşekkür ederiz. Evet, tarihi Paska. Murat kardeşim, şimdi Paska'nın tarihine baktığımız zaman ne kadar yani oldu? Bayağı bir uzun zaman olmuştur bu Paska'nın burada yapılalı. Abi bu halk dilinde Paska, genel dilde Serender. Bir 100 yıllıktır. Net yani bildiğimiz. Belki ondan fazlası vardır ama eksiği yoktur. Artık herhangi bir hayvan çıkamaz ona. Özellikle fareler. Fareler, evet, şu tekerlek bölümlerinden dolayı. Şimdi biz bunu burada tarihi olarak kullanıyoruz. Daha önce büyüklerimiz mısır kordu, fındık kordu. Onları kışın orada kurutur, tüm yem yiyeceklerini orada saklardılar. Fareden ve hayvanlardan kaçınmak için. Biz şimdi bunu tarihi olarak kullanıyoruz böyle. Sevgili takipçilerim, Murat kardeşimin sözünü kesiyorum. Bak, özellikle Karadeniz Mavi bir film çekilmişti burada. Onu da söyleyelim burada. Demin söylemiştim. Mavi. Evet, Sen Anlat Karadeniz. Sen Anlat Karadeniz. Demin orayı ziyaret ettik. Ve bu şeyde, Serender'de çekilmişti. Evet, evet. Bir bölümleri. Evet. Böyle işte filmlerde veyahut da böyle çekimlerde işte arkadaşlarla beraber gelip böyle röportaj yapıp tarihimizi herkese tanıtmak, göstermek istiyoruz. Sevgili takipçilerim, tarihi tanıklık etmek istiyorsanız Marzu Bey'i bekliyoruz. Teşekkür ederiz kardeşim. Teşekkür ederim abi, sağ ol. Evet, Kaymaklı Marzuba'da çekimlerimiz devam ediyor. Bir annemizin yanına geldik. Anne, hoş geldin yayınımıza. Nedir isim senin? Emine. Soy isim nedir? Güven. Emine Güven ablamızın yanındayız. Emine abla, kaç seneden beri buradasın, bu köydesin? Ben bu köyde aşağı yukarı 65-70'e yanaştık. Maşallah, yaşında hiç göstermiyor yani. Sağlığın sıhhatında çok güzel. Allah'a çok şükür iyiyim, evet, iyiyim. Emine evet. Abla, bu evi sen buraya gelin mi geldin? Ben nasıl buraya oldu? Buraya gelin geleli oldu 40 sene. 40 sene oldu. Evet. Nasıl bu evde durmak, nasıl, güzel mi? Eski çok tarihi güzel, evler bunlar. Çok güzel, çok hoşuma gitti, çok güzel. Benim de babamın evi konak derler, abi karşıda konaktaydı, oradan buraya gelmiş. Emine abla, sen kimlerdensin yani? Ben, baba. Babama Büyük Mehmet derler. Büyük Mehmet derler. Evet. Evet. Ben onu gizliyim. Kaç kardeşsiniz sizin? Kardeşin de var mıydı benim senin? Benim kardeşim vardı. 4 kız, 4 erkeğiydik. 8 taneydik. Evet. Hepsi ölmüş. 2 tane kız kardeşim kalmış. Sen de bu köydesin? Ben de bu köydeyim. Kız kardeşim de bu köyde. Bir tanesi pervanede. Kışın da burada mı durursun? Hayır, çarşıya iner misin? Kışın çarşıdayım. Burada yok. Bu bizim Şeref abinin de rahmetlinin ablası mısın sen? Evet, onun ablasıyım. Evet. Onun ablasıyım. Ablam, baktığımız zaman eskiye göre bu zamanlardaki yaşamı nasıl buluyorsun? Yani eskiden zorluklar çektiniz değil mi? Evet. Bize biraz anlatabilir misin bu eski yaşamı? Önceden daha çok zorluklar vardı. Bizim zamanımızda o kadar değildi ama şimdi rahat, her şeyi rahat, her şeyi iyi. Hiçbir şey yapmazsın, bir şey etmiyorsun. Olduğun yerde oturdu. Başka bir şey yok. Ama eskiden tabii ki çok zorluklar vardı. Çok inekler vardı, işler vardı. Yaylaya da gider miydiniz? Tabii, bizim yaylamız var, Balencis. Balencis'e gidersiniz yani. Tabii giderdik de şimdi
daha gidemiyorduk. Önceden gidiyordum. Yani Balencis'te malınız vardı yaylaya gittiğiniz zaman. Tabii benim vardı, malım vardı. Şimdi tosun verdim kurbana. Her sene ben inek verdim kurbana. Herhalde şimdi hayvancılık bitti ama köyde. Şimdi bitti, daha yok artık. Başkalarda var gene, bende yok. Ben daha yapamıyorum. Anneciğim, buradan bir mesajınız var mıdır sizi tanıyanlara? Selam yollar mısınız? Bu Zavzaga'da mı? Yok, burada Marzuba'da. Marzuba'dan. Oğlum var İstanbul'da. Baykal Güven. Evet. Ona selamlarımı iletirim. Yeğenim var İzmir'de. Ona selamlarımı iletirim. İstanbul'da yeğenim var. Onlara selamlarımı herkese selam ediyorsun. Herkese selam ederim. Gözlerinden öperim onların hepsini. Oldu anneciğim. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim oğlum. Çok sağ olasın. Çok teşekkürlerim. Hasan Ali Güven kardeşimizin evinin önündeyiz şu anda. Hasan Ali kardeşim, burada mı duruyorsunuz devamlı? Yok, ben Ordu Ünye'de yaşıyorum. Ordu Ünye'de yaşıyorsunuz. Memleket sevdası ağır basıyor ama, değil mi? Gelip gidiyorsunuz devamlı. Çok fazla, hemen hemen her hafta sonu. Her hafta sonu? Evet. Peki sizi tanımak isteyenler kimdir? Hasan Ali kimdir yani Marzuba'da? Şimdi ben değil de benim babamlar, dedemler tabii. Bazıyolarından biliyorsunuz burada. Hacı Hayrettin var, ben onun oğluyum. Evet. Öğretmenim Ordu Ünye'de. Babamdan sonra bizler köyümüzdeki bu tarihi, bu gelenekleri tabii yaşatmak istiyoruz. Çok çok şükür, onlara çok teşekkür ediyoruz, çok minnettarız. Bu güzel havayı, bu güzel yerleri bize bıraktıkları için. Köyümüz bir turizm köyü, bir tarih köyüdür. Belki... Böyle bir köye rastlamadık, hep tarihi eski evler var. Evet, 8-10 tane kaldı şu anda. Onları biz de yaşatmaya, korumaya çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Umarım bizden sonraki kuşaklar da bunun değerini bilirler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evin tarihiyle ilgili bize nasıl bir bilgi verebilirsiniz? Mesela kaç yıllıktır bu ev? Yani 170 yıllık olduğu falan söyleniyor. Ta o dönemden beri geldiği söyleniyor. Hiçbir şeyine dokunulmamış. Ufak tefek restorasyonları falan var ama onun dışında tamamen gördüğünüz gibi eski halini ve özelliğini korumaktadır. Alt tarafında yine tarihten kalma hayvanların bakım yerahı dediğimiz yer. Orada belli bir düzen sokulup şu anda kendimiz, ailemiz tarafından yazları gelip kullanıldığımız bir yer. Çok teşekkür ederim. Biraz burası şeydi. Niye böyle yaptık? Eski. Araklı kaymaklı Marzuba. Tam 177 yıllık ev arkadaşlar. İlk defa böyle bir tarihi evi sizi gösteriyorum. 177 yıllık tarihi Marzuba evleri. Restore edilmiş. Özellikle turizmci Halil Güven kardeşimizin evleri. Hayvanların kaldığı bir yerdi. Ama şimdi biz burayı o günden kalma eserlerle, tarihi eserlerle, büyüklerimizden kalma maddelerle bir müze haline getirmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça eski her şey. Evet, süt makinesi. Evet, aynen süt makinesi. Süt makinesi. Onu görebileceğiniz şeyler onlar. Bakın bu iplik dokuma makinesi. İplik yani, dokuma makinesi. Evet, o dönemde ucuları doğru açıp onlar iplik dokunuyormuş. O dönemlere ait. Evet, eski bir ateşliğimiz. Şöminemiz. Evet, bu da çok eski. Evet. Bugüne tamamen çok eski yıllardan kalma. Avukat Cihan Atasoy. Ve Hasan Güven. Hasan Güven. Evet. Hasan Güven. Büyük amcamız bizim, Trabzon milletvekili, eski senatör. Sevgili takipçilerimiz, bir kardeşimizle beraberiz. Ali Alioğlu değil mi? Alioğlu. Hoş geldiniz. Tarihi bir köydeyiz, eski evlerin olduğu bir evet. Köyde. Ne düşünceniz nedir? Yani Trabzon'da çok, hatta bir eşi olmadığını biliyorum. Böyle bu tarz evlerden Marzuba'da bir 12-15 arası olduğu, hala korunduğunu biliyorum.
Trabzon'da başka herhangi bir köyde böyle bu kadar tarihi evin korunduğu örneği yok diye biliyorum. Yoktu aslında. Güzel yani bu evlerin korunması. Biz restore ettirdikten sonra diğer evler de başladılar artık düzgün yapmaya, restore ettirmeye. Zaten burada bir tatil köyümüz de var. O yüzden çok İsmail Güven. Evet, İsmail'in kuzeni. Buradan selam olsun ona da. Aleykümselam. Çok popüler oldu zaten Maruzba ismi. Hatta Maçka yolunda diğer bir dayım Maruzba Kültür Kafe diye de bir yer açtı köyümüzün adıyla. Evet, Halil Bey. Güzel. Evet, güzel de bir yer açtı. Yani bir marka olma yolunda iyi gidiyor. Gelip görmelerini tavsiye ederim yani. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevgili takipçilerimiz, Araklı Kaymaklı Maruzba'da çekimlerimiz devam ediyor. Rüştü Avcı kardeşimizin evi Maruzba'da. Kendisine de buradan selam olsun. Aynı zamanda Araklı'nın o da bir değeri, bir iş adamı. Samsun Terme'de işletmesi var. Biz de buraya geldik. Dedik onu da onura edelim. Evini de çektik buradan. Mahallesini de çekiyoruz. Aynı zamanda Sen Anlat Karadeniz dizisinin çekildiği burası köy. Araklı'daki köy. Bakın şu karşı tarafta Musa Bacıoğlu kardeşim var. Musa Bacıoğlu'nun da aynı zamanda orası evi. Tekrar söylüyorum. Maruzba çok güzel. Gerçekten tarihi eski evleri var. Yaşatılıyor. Herkese teşekkür ediyoruz buradan. Rüştü Avcı'ya da tekrar selamlar, sevgiler buradan. Araklı Kaymaklı Maruzba. Başka bir açıdan. Tarihi konaklarıyla meşhur. Özellikle tekrar söylüyorum. 177 yıllık Araklı'da tarihini yaşatan bir ev var burada. Demin orada röportajımızı yaptık. Gerçekten tarihi evleriyle meşhur diyorum. Burada beton evler çok az. Eski evler restore edilmiş veya yıkılmışsa diyelim yeni beton evler yapmışlar. Buradan özellikle Kaymaklı Maruzba halkına teşekkür ederiz. Tarihini yaşatıyorlar. Kültürünü yaşatıyorlar. Yaşatmaya da devam ediyorlar. Özellikle bunu gördüm kararlılıkla. Kendilerine tekrar teşekkür ederim. Sevgili takipçilerimiz bu mevkide yol olmadığı için görüyorsunuz teleferik kurulmuş. Yol sorunu burada da var. Maalesef yol olmadığı için teleferikle vatandaşlar buradan çekiyor. Çok sıkıntılı bir süreç var burada. Tekrar gösteriyorum. Bakın teleferin makinesi burada. Buradan hareket ediyor. Malzeme geliyor. Burada teleferikle beraber karşıya. Ama bu zamanda işte köylerde yol sıkıntısının olması da çok sıkıntılı bir süreç. İnşallah bu yol konusu da burada çözülür. Sevgili takipçilerimiz, çekimlerimiz devam ediyor. Bir abimizle beraberiz. Abi isim neydi? Seni tanımak isteyenler nasıl tanıyacak şimdi? Selahattin Ağoğlu. Selahattin Ağoğlu. Bu köyden misin abi? Evet. Rüştü benim amcamın oğlunun oğludur. Evet. Doğma büyüme buradasın. Tabii ki buralıyız. Kaymaklı. Evet. Doğma büyüme. Buradan baktığımız zaman hiç dışarı çıkmadınız mı? Devamlı bu köydesiniz yani. Hayır. Trabzon'da oturuyorum. Polis okulunun altta camide diyoruz. Evet. Ha, köyüm burası tabii. Yazlık geliyoruz. İşte bağ bahçe, fındık bahçeleri. Kışın gidiyoruz yerimize. Biz sıkıntın var mı yani? Köyde bir problemin var mıdır hiç? Köyde hiç problemimiz, yolumuz yok. Yaşlı insanlar, ben astım hastasıyım. Hanımım şeker hastası, tansiyon hastası ve böbrek rahatsızlığı. Yolumuz yok. Bir rahatsız olsak yani biz ulaşamıyoruz yola. Sıkıntı burada. Yolsuzluğumuz ya. Sıkıntı yani. Köyün tarihiyle ilgili baktığımız zaman ne bilirsin yani size anlatılan köy tarihiyle ilgili ne bilirsiniz? Şimdi, var mı bildiğiniz şey? Köy tarihiyle bildiğim kadarıyla köyün en eski kabilesi biziz. Yani şu köy civarı köylerde 500 senelik hadisesi var bizim akrabanın bu köyde. En eski olarak biziz burada. En eski. Evet. Evet. Çoluk çocuk var mı? Var efendim. Buradan bir selam söyler misiniz? Nerededirler? Hangi? Benim çocuklarım Trabzon'da, Ankara'da. Evet. Hepsine selam olsun. İşlerinde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Allah rahmet eylesin. Şeref Güven abi sesiyle beraber bizi yanık sesiyle bayağı güzel türküler söylerdi. Allah mekanını cennet eylesin. Ona da dedik burada bir yer verelim. Gürol Güven'e de selam olsun buradan.
Hacı Hayrettin Güven. Evet. Evet. İlk defa böyle meşat taşları gördüm. Size de göstermek için çektim. Allah mekanını cennet eylesin. Sevgili takipçilerimiz, maalesef köylerimizde işte okullar olsun, sağlık ocağı olsun, maalesef de bu konuda eleman eksikliğinden dolayı işte görüyorsunuz, burası Kaymaklı Marzuba sağlık ocağı ama işte maalesef görüyorsunuz durumu, eleman sıkıntısından dolayı buralar tamamen kendi haline bırakılmış. Araklı Gafıllık Tatil Köyü. Gafıllık Tatil Köyü. Nenem kurban olsun o. Muşmula surata. Muhatap olmayırım ya. Kudri. Darlandım ula ya. Geç ha böyle de. Evet, gelmişken buraya da uğradık. İsmail Güven'e selam olsun buradan. Gafıllık Tatil Köyü. Araklı'da ilk defa böyle bir tatil için İsmail Güven bu işi başlattı. Sevgili takipçilerimiz, çekimlerimiz devam ediyor. Trabzon, Araklı, Kaymaklı, Marzuba köyündeyiz. Niye buradayız? Gafıllık'tayız. Gafıllık'ta Kader Güven'le beraberiz. Kader, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum efendim. Siz de Gafıllık Tatil Köyümüze hoş geldiniz. Neden Gafıllık? Neden Kader? Gafıllık? Çünkü siz, bütün sistem, bütün işletme bir gafıllığın içerisinde oluşmaya başladı. Bir balkona çıktığınız zaman alabildiğine bütün alan gafıllık olduğu için ismiyle bütünleşmesini istedik diyelim. Kader, bize Gafıllık Köyü'nden bahseder misin? Yani nasıl şu anda işler burada, nasıl gelen giden var mı? Ya, çok teşekkür ederiz bütün misafirlerimize. Çünkü buraya her gelen misafirimizle ayrı bir aile oluyoruz. Çok fazla yoğunluğumuz var. Taleplerimiz çok fazla, sevenler çok fazla, memnuniyet çok fazla. Bu durumda misafirlerimizden gelen olumlu yanıtlara rağmen biz de daha çok hevesle çalışıyoruz ve farklı bir aile oluyor burada. Güzel bir alan, doğayla baş başa olmak isteyen, işte ne bileyim şehir hayatıyla, arabalardan vesaire her türlü olumsuzluklardan uzak olmak isteyen herkese burayı tavsiye ediyorum. Kader, nerelerden geliyorlar bu Gafıllık Köyü'ne ziyaretçilerimiz genelde? Şöyle, her yerden gelen var. Arap misafirlerimiz var, yurt dışından çok fazla gelen misafirlerimiz var. Tabii ki de yerli olarak memleketten olsun, işte ne bileyim şehir dışından olsun çok fazla gelen, yani Türkiye'nin dört bir yanından ve dışarıdan da gelen çok misafirlerimiz var. Gafıllık Tatil Köyü'nün hizmetleri nedir? Yani diyelim ki bir odalarımız kaç kişiliktir, sabah kahvaltısı veriyor musunuz? Bu konularda bize bilgilendirme yapar mısınız? Tabii, tabii efendim. Şöyle, şu anki durumda restorantımız yapım aşamasında, kendimiz hizmet veremiyoruz. Yeme içme her şey misafirlerimize aittir. Kimi misafirlerimiz alışverişini merkezden yapıp buraya geliyor. Kimisi de anlaşmalı olarak görüştüğümüz bir restorantımız var. Kuş Cenneti diye. Oradan sipariş veriyor. Akşam yemeğini, sabah kahvaltısını. Hani bunlar misafirlerimizin tercihine kalmış bir şey. Dairelerimizin içerisi de efendim maksimum 4 kişinin rahatlıkla konaklayabilecek olduğu bir büyüklüktedirler. İşte ne bileyim koltuklarımız, televizyonumuz, şöminemiz, her türlü hizmetimiz 7/24 açıktır zaten. Gafıllık Tatil Köyü'ne nasıl ulaşabiliriz? Şöyle bir şey, Instagram hesabında olsun, genel başka sitelerde olsun zaten iki türlü farklı numaralarımız mevcuttur efendim. Hem WhatsApp üzerinden hem de arayarak her türlü iletişimi sağlayabilirler bizimle. Bu Gafıllık Tatil Köyü'nün işletme sahibi kimdir? Onu da tabii tanıtalım. İsmail Güven. İsmail Güven. Evet. Son olarak buradan köylülerinize bir mesajınız var mıdır?
Ya köylülerime şöyle mesajım var. Aslında köylülere değil ama bütün Gafurluk Tatil Köyü sevenlerine mesajım olsun. Farklı bir dünya oluşturuyoruz burada. Ve farklı bir dünyada daha samimi, daha sıcak bir aile oluşturuyoruz. Bütün herkesi buraya davet ediyorum efendim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi günler. Gafurluk Tatil Köyü. Odamız burada. Her şey içinde bakın. Mutfağı, mini mutfağı var burada. Televizyonumuz. Şöyle buradan balkona çıkacağız. Şöyle balkonu göstereyim. Manzaramız da bu. Trabzon, Araklı, Kaymaklı, Marzuba. Sadece kuş sesi var burada. Araba sesi yok. Kuş seslerini duyuyorsunuz bakın. Gafurluk Tatil Köyü tabii yeni binaları da yapılıyor. Onu da söyleyeyim buradan size. Burada aşağıda yapılıyor, orada yapılıyor. Yani bakın şuradan yukarıda da var. Evet, iyi seyirler. Takipte kalın lütfen. Kaymaklı Marzuma Mahallesi'nde tarihi. Buranın en eski konaklarından bir tanesi. Yanan yangında işte maalesef konaktan geriye sadece bunlar kaldı. Bu binalar gerçekten orijinal binalar. Görüyorsunuz yani. Bu orijinal taşlar ama maalesef işte bak ta şuraya kadar konak gidiyordu. Ama maalesef yangın bu duruma getirmiş. Araklı'nın en eski konaklarından bir tanesi bu yanan ev. İşte görüyorsunuz orijinal hep taş işlemeciliği. Yani ama maalesef günümüze kadar gelmedi. Yangında bu duruma düştü. Açıdan da size göstereyim. Şöyle. Bakın buradan geliyor. Şöyle ta konak arkaya doğru dönüyor. Yani ufak bir konak değil. Çok büyük bir konak. Ta şuraya doğru, ileri doğru gidiyor. Ama maalesef yangından dolayı Kaymaklı Marzuba. Teyyar abinin evi. Teyyar Güven. Burada Naci Güven. Naci Güven abimizin evi. Evet, ablamız görüyorsunuz. Gürel Güven'in annesi. Evet, lavaş yapıyor. Yufka. Yufka. Yer koyayım arasına da. Abla yeriz yani, yok da demem ben hiç. Dur ya götüreyim de. Sadece evet. Gürel Güven'in kulakları çinlesin. Takipçilerimiz çekime geldik. Yufka yemeden de gitmiyoruz. Evet. Gürel Güven'in annesi bize. Ablamız bakın pişiriyor. Böyle taze taze. Sen nereli? Ben de Zavzaga'dan ablacığım. Ha, kim neredensin? Gençlerden. Ha. Evet. Kimin neresi? Benim tarzda çok genç komşularım var. Abla bir şey söylemek ister misin buradan? Söyle bir selam. Gürol'a ne söylersin? Selam söyler misin? Allah rızıklayın açık eylesin hepinizi. Allah razı olsun eyvallah. Hepinize Allah sağlıklı, sıhhatli. Sen de evli misin? Evliyim ablacığım. Benimkine de Allah nasip eylesin. Amin inşallah. Başka bir şey demeyeceğim. Amin. Çekimlerimiz devam ediyor sevgili takipçilerimiz. Kaymaklı Marzuba'dayız. Esat Güven kardeşimizin evi. Burada Afan Güven. Tüm takipçilerimize selam olsun buradan. Sevgili takipçilerimiz, kanalımıza abone olursanız bütün çekimlerimiz size anında gelecektir. Kanalımıza abone olmak parayla değil. Sadece abone oluyorsunuz. Bütün haberlerimiz size anında gelecektir. Kaymaklı Marzuba. Kaymaklı Marzuba çay alım yeri. Evet, çay alım yeri burası. Buradan millet çayını topluyor. Buraya geliyor. Buradan çay arabaları çayını alıp gidiyor. Tabii şurada çok da güzel bir manzara dikkatimi çekti. Onu da göstermek isteyeyim size. Özellikle görüyorsunuz Türk bayrağımız burada.
Çok güzel bir şekilde yapılmış. Gerçekten bayrağımız her yerde. Sevgili takipçilerimiz, Marzuba Kaymaklı'da geldik. Muhtar mezarlıkları temizletiyor burada. Onu da dedim size gösterelim. Mezarlar pırıl pırıl oluyor. Sevgili takipçilerimiz, tam şu anda Kaymaklı Marzuba Merkez Camisi'nin önündeyiz. Buradan bu giden yol Zavzaga, Guguda, işte Bereketli. Buradan yukarı doğru gidiyor. Bu yolu kullanabilirsiniz. Yani geldiğiniz zaman bu yoldan gidebilirsiniz. Bak şimdi şöyle Merkez Camisi'ni de göstereyim. Tam caminin önünden gelen yol hemen Yoncalı Köyü, Guguda böyle yukarı doğru gidiyor. Arka taraf Bereketli. Sevgili takipçilerimiz, her köyde olduğu gibi maalesef Marzuba'da da okulumuz kaderine terk edilmiş. İşte görüyorsunuz şu ağaçların arasında okul. İşte bakın görünüyor orada üstünden ana incirin olduğu hemen bölüm. Okulumuz kaderine terk edilmiş. Maalesef her köyde olduğu gibi burada da öyle. Yani yakından göstereyim size. Evet, bacası da orada. Allah bilir bu okuldan ne insanlar yerişmiş işte. Maalesef bugün baktığımız zaman her köyde olduğu gibi burada da kaderine terk edilmiş okulumuz. Kaymaklı Marzuba'dan bir başka açı, bir güzellik. Sevgili takipçilerimiz, çekimlerimiz devam ediyor. Ömer Aksu abiyle beraberiz. Abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olasın, siz de hoş geldiniz. Ömer Aksu kimdir abi? Seni tanımak isteyenler nasıl tanıtırsın kendini? Bize Topkoron Rıza'nın isteyenin oğlu derler. Evet. Ben Ömer Aksu. Evet. Zonguldak'ta oturuyorum. Evet, bu evden soracak olursan. Evet, evden soralım abi. Evet. Kaç yıllık bu yer? 150 senelik. 150 senelik. Evet. Dedemden babama kaldı. Evet. Babamdan da bize kaldı. Üç kardeşiz. Dedeniz kimdir bu arada? Rıza Aksu. Rıza Aksu. Evet. Onun oğlu Hüseyin Aksu. Hüseyin'in oğlu Ömer Aksu. Murat Aksu. Ayrıca Rıza Aksu. Dedemizin ismi evinin kalmış. Düzenlemesini ne zaman yaptınız? Yani güzel bir düzenleme var. Öyle 2021'de. 2021'de. Evet. Evin içi de orijinal mi böyle aynı? Evin içerisi hep tahta döşemeli. Tahta döşemeli. Özel yaptırdık. Evet. Kaybolmasın. Dedemizin babamızın hatırasıdır diye. İçi çok mükemmeldir. Yazları mı geliyorsunuz buraya sadece? Biz sadece yazları geliyoruz. Evet. Fındık ayından fındık ayına geliyoruz. Fındığımızı, mahsulumuzu alıp ondan sonra Zonguldak'a gidiyoruz. Buradan köylülerinize bir mesajınız olur mu? Köylülerimize hep selamlarımı sunarım. Köylülerimiz, arkadaşlarımız, eşimiz, dostluğumuz hepsi iyidir. Hepsi de bizi sever. Mükemmeldirler. Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil. Sevgili takipçilerimiz, Marzuba, Kaymaklı'da işte tarihi bir eve girdik. İşte içini de size dedim gösterelim. Rostöre edilmiş, kesinlikle beton arme yok. Şöyle göstereyim size, görüyorsunuz hep ahşaptan, yani orijinal ahşape. Buradan da göstereyim size. Tabii kapılar değişmemiş, kapılar aynı eski zaman kapıları, aynen şişini koruyor. Görüyorsunuz, hiç kesinlikle tuğla bir şey yok, orijinal. Restore edilmiş. Yani gerçekten evet. Bakın pencereleri özellikle göstermek istedim size. Görüyorsunuz güzelliği. Yani
Tarih yaşıyor Kaymaklı'da. Gördük bugün bunu. Hep eski evlerimiz var. Gerçekten Marzuba halkını takdir ediyorum ve teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Kaymaklı Mahallesi farklı bir açıdan. Kaymaklı Marzuba farklı bir açıdan. Araklı Kaymaklı Marzuba Köyü. Çay molası. Sevgili takipçilerimiz, Araklı Kaymaklı Marzuba Köyü'nde çekimlerimizi tamamladık. Yani gerçekten her yeri çekmeye çalıştık. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. İsmail bacı kardeşime de teşekkür ediyorum. Bugün ilgilendiler bizden, sağ olsunlar. Çekimleri yaptık. İnşallah bir yanlışımız olmadı, kusurumuz olmadı. Kanalımıza abone olursanız, bizi takipte olursanız haberlerimiz her zaman size gelecektir. Tabii ben özellikle buradan şunu söylemek istiyorum. Araklı'nın en tarihi evleri Marzuba'da bugün gördüm. Beton ev yok gibi, yani çok nadir, az ev var. Herkes ahşap olan tarihi evlerini yeniden restore ediyor, yapıyor, şenliyor. Tebrik etmek lazım burada Kaymaklı Mahallesi'ni, muhtarını. Gerçekten bu konuda ben örnek alınacak bir köy olduğu düşüncesindeyim. Tekrar söylüyorum, bizi takipte kalın. Sevgiler, selamlar. Sevgili takipçilerimiz, herkese mutlu, huzurlu günler olsun. Araklı Kaymaklı Marzuba Mahallesi'ne geldik. Muhtarımız Temel Yılmaz'la beraberiz. Muhtarım, hoş geldin yayınımıza. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz efendim. Muhtarım, Temel Yılmaz kimdir bize? Kısaca böyle bir kendini bir tanıtır mısın? 1966 Trabzon Araklı, bu köyde Kaymaklı, eski ismi Marzuba'da doğdum. İlk orta öğrenimi burada gördükten sonra ticaret hayatıyla uğraştım. 2014 yılında halimize, halkımızın tesvirleriyle muhtar seçildim. Hala da bu görevi sürdürmekteyim. Gurbet hayatımız yoktur. Hayatımızı hep burada tamamlamışızdır. Buradan hizmetimizi yapmaya halkımıza devam ediyoruz. Kaçıncı döneminiz muhtarım? İkinci dönemimdir inşallah. Devam ediyoruz görevimizi hayırlısıyla. Muhtarım, baktığımız zaman her köyde hemen hemen sıkıntılar vardır. Var mı köyümüzün şu anda bir sıkıntısı, işte yoldur, sudur? Tabii. Yani? Suyumuzun sıkıntısı var. 2015'te şebeke suyuna bağlanmışlıktır. Zaman zaman, özellikle yaz aylarında, herhalde kuraktan olsa gerek, biraz da arızadan dolayı zaman zaman su sıkıntısı yaşıyoruz. Tabii yol sıkıntısı olmaz olur mu? Yol ağımız bayağı geniştir. Bu gördüğümüz ana yolumuz, bu yanımızda bulduğumuz yol, bereketli yolumuz, işte grup yollarımız falan, işte bir takım yol sıkıntımız vardır. İnşallah bunu da vatandaşlarımızdan, kendimizden, belediyelerimizden beraber sözüyoruz. Sözmeye devam ediyoruz. Şimdi görünen bu karşı taraftaki mahalleyi bize nasıl tanıtırsın şimdi? Tabii efendim. Şöyle. Bakın, bulunduğumuz yer orta mevki, orta mahallesi diyelim. Yukarısı Cami Mahallesi. Evet. Ötesi Baz Yollayı'na ait bumbalılarımızın, otellerimizin olduğu kesim. Tatil köyümüz yani. Tatil köyümüz. Burası Hüseyin Sebolları Mahallesi. Şu gördüğünüz eski tarihi ev ve yeni evlerin olduğu yer. Gorobolları ve bunlar da yine Baz Yolları mevki. Hepsi görüyorsun. İç içe bir arada. Bir özelliğimiz bizim, bakınız görüldüğü gibi betonarme evimiz çok nadir bulunur köyümüzde. Özellikle herkes eski babadan kalma, dedinden kalma evlerini onarıp tadilat yapıyor. Restore yapıyor, ona da yaşamaya devam ediyor. Bence de doğrusu da budur. İnşallah bu kültürümüz devam eder. Belçika Araklı'nın köylerini gezsen en çok eski bina, babadan kalma evleri kullanan köylerin bir tanesi olma özelliği vardır. Görüyorsun zaten burada zaten bir tane iki tane beton ev görürsün. Diğer tüm evlerimiz ahşap evlerdir.
Muhtarım, köyümüzde kaç mahalle var? Yani dörde mi bölünüyor, öyle söylemiştim. Kaymaklı herhalde. Mahallemiz dörde bölünüyor. Çatak çüme evleri, orta çüme evleri, cami çüme evleri ve yeni çüme evleri olmak üzere dört kısma ayrılmaktadır. Şu olduğumuz yer orta çüme evleri, o yukarısı olduğumuz caminin olduğu yeri de cami çüme evlerine ait yer. Eski verdi. İsimlerini buradan söyleyebilme şansımız var mı? Mesela Galada dedik. Evet. Diyelim Hüseyin Seboğulları Mahallesi, Bazıyolları Mahallesi, işte diyelim Avoğulları Mahallesi, Karaman Mahallesi diye eskilerimiz daha iyi böylesini tarif eder yani. Burası Paşalar Mahallesi diyelim, tabiri caizse şu olduğumuz yerler. Burası Goroboğulları Mahallesi, burası Hüseyin Seboğulları, karşı tarafta otellerimizin kafalık olduğu yerde Bazıyolları'na aittir. Sonuçta hepimiz bir köylüyük, aynı yerden yemek yeriz, aynı yerden su içtiğimiz için biz bir aileyik burada. Sadece şeylerimiz ayrılabilir, mevçilerimiz. Sevgili muhtarım, baktığımız zaman köyün geçim kaynağı nedir burada? Yani bu köyde duranlar neden geçinir burada? Araziler yani bakar mı insana? En büyük geçim kaynağımız yorulucu bir fındıktır. Peşine çay gelir. Hayvancılık sektörü yaklaşık 20-25 yıldan beri tamamen bitti dese sana yalan olmazdık. Fındık tabi mesela bir babadan sonra 4-5 evrede kalıyor bir arazi. Tabii ki bir 10 dönüm yerde 5'e bölündüm 3 dönüm. Tabi bu da şey yapmıyor. Geçim sağlamıyor yani ister istemez. Ne yapıyor? Herkes mevsimli çılım yemekli fındığını ihtiyacı kadar alıyor. Yani arazilerimiz şu anda insan bakmayınca kapıya geldi. Tabi bağ bahçede yine olduğu zaman kendi ihtiyaçlarını görebiliyorlar. Ama geçim işi hayvancılık bittikten sonra şeyimiz, geçim kaynağımız sadece fındık ve çaya kaldı. O da şu anki nesil için yeterli değildir Yusuf Bey. Muhtarım, baktığımız zaman şimdi Kaymaklı Marzuba'nın komşuların kimdir yani? Kime yakınsınız burada? Evet, komşularımız, sınırlarımız çoktur. Yonzali, evet. Zavzaka diyelim, Halilli, Kuguda, diğer tarafta Bereketli, Mahura, Bitişi, Yıldızlı, Avanoz diyelim, aşağısı Sanlıca, Dol, Beş, şöyle beraber sınırık, biz orta yerdeyiz. Karşı tarafımızda Ayvadere, tabi Las, onlar biraz diğer taraflarımıza kalıyor. Bu beş köyümüz bizim Kaymaklı köyümüzün sınırlar içinde bulunur. Komşularımız bunlardır. Muhtarım, köyümüzün nüfusu kaçtır? Seçmen nüfusu nedir yani 600 mesela? 600 civarında. Seçmeni bu yılki seçmeni 2019 seçmeninde 415 seçmenimiz de vardır. Nüfusumuz 6'dır. 120 haneyik. Evet. Daha çok il dışında vatandaşların durduğu il neresi? En çok İstanbul'da köyümüzden. İstanbul'u Zonguldak, Ankara, Antalya gibi illerimiz takip eder. Genelde İstanbul ağırlıklıdır. Çünkü. Tekrar buradan mahallelerimizi saydığımız zaman dörde bölünüyor dedik. Hangi mahalleler var? Bir daha bilmeyenler için bir daha söyleyelim. Çatak çüme evleri, cami çüme evleri, orta çüme evleri, Galata çüme evleri ve bu olduğumuz yerde Yeni Sokak. Yeni Sokak. Yeni Sokak. Burası bulunduğumuz yer Rüştü Avcıların olduğu. Rüştü Avcı'nın olduğu Bob evi. Evet. Tabii Rüştü Avcı'yı bile tanıdığı için Rüştü Avcı diyelim. Hüseyin amcamız geçen yıl vefat etmiştir. Allah rahmet etsin tüm ellerimize. Rüştü Avcı'nın olduğu mevçideyiz şu anda. Muhtarım, son olarak buradan köylülerine bir mesajınız var mı? Köylülerime mesajım şu olur. Özellikle buradan çok eski çıkıp gurbete gitmiş olanlar, artık emekli olanlar, tabii işi gücü fazla olmayanlar köylere dönmesini, hayatı burada yaşamalarını, kalan kısmını tavsiye ederim. Tabii buradan emekli olanlar için bu cesaret, diğer çalışan kesimleri çalışacaklar ama herkese tavsiyem köyüne gelip doğayı yaşayıp sağlıklı bir şekilde hayat sürmelerini tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz.
We'll be right back.